Şimdi arkadaşlar Türkiye'de küçük baş hayvanın dağılışına bakalım. Küçük baş hayvandan ilk sırayı koyun alıyor. Koyun en fazla yine İç Anadolu bölgemizde yani bozkır bitki örtüsünün olduğu alanlarda görebiliriz. Yani bitki olarak baktığımız zaman bozkırı gördük. O zaman küçük baş hayvan bozkırın olduğu yerde yoğundur diyebiliriz. Keçi ise keçi iki ayrılış ülkemizde kıl ve tiftik keçisi olarak. Tiftik keçisini Ankara'da göreceğiz. Kıl keçisini ise Akdeniz ya da Antalya gibi Akdeniz ikliminin olduğu şehirlerimizde göreceğiz. Peki Toroslarda özellikle kılık keçisi vardır. Hatta bu yörük çadırları, yani bu Toroslarda yaşayan yörük Türkmenlerin çadırlarını kılık keçisinden yaptıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha değerli olan ise Tiftik keçisi Ankara'dadır. Yine oldukça kıymetli ve bu anlamda dış pazarda da aktif hayvancılık türlerinden bir tanesi Tiftiktir. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'de büyükbaştan bahsedeceğiz. Büyükbaş ülkemizde genellikle Karadeniz ve Anadolu bölgesi gibi yüksek alanlarda. Nedenlerse hemen e, bitki örtüsünün yoğun olduğu ya da çayır bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda büyükbaşı rahatlıkla yapabiliriz. Ve yine büyükbaşın bu anlamda yüksek yerlere çıkabilmesi müdahale edebilmesi büyükbaşın daha fazla yüksek yerlerde olmasına sebep olmuştur. Sığırda bunlar da bir tanesi. Arkadaşlar manda ise çok fazla ülkemizde e, görülmemekte. Daha çok Batı Karadeniz bölgesinde daha yağlı bir süte sahiptir manda ama ülkemizde bu anlamda genellikle Batı Karadeniz'de görüyoruz ve çok yaygın değil manda üretimi. Hemen bir hatırımız var bununla ilgili. Şeker fabrikasının dağılışı ile tarım alanları. Unutmayalım lütfen. Tarım alanları paralellik gösterir. Yine açık uçlu sorular sorulabilir. Yine böyle boşluk doldurmacalı sorular sorulabilir ÖSYM tarafından. Karşınıza yenilen sistemde bunlar çıkabilir diye ekstra olarak bunları da ekledik. Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer alırken maalesef verim bakımından son sıralardadır. Demek ki bizim şu an yaptığımız hayvancılık sayı çok ama nitelikli hayvan, verimli hayvan çok fazla yok. İşte bunu geliştirmek için de besleyin ya da ağır hayvancılığına dönmemiz gerekmekte. Kümes hayvancılığı, kümes hayvancılığı deyince aklımıza ilk olarak nüfusun çok olduğu, yani tüketimin çok olduğu alanlar gelecek. Bunun ikisinde neresi karşılayacak Türkiye'de? Marmara bölgesi. Marmara bölgesi kümes hayvancılığı yoğun olarak yapıldığı alanlar arasında. Arıcılık faaliyetleri ise arkadaşlar önemli bir detayla başlayalım buna. Arıcılıkta düşünmemiz gereken en önemli şey yüksek ve bol yağışlı alanlar. Şimdi öyle bakarsak Muğla-Menteşe bu anlamda Yine arıcılığın yapılabileceği yerler arasında. Çünkü Mente şöresi, özellikle Muna'nın bulunduğu o alan oldukça yüksek engebeli ve bol yağışlı alanlardan bir tanesi. Birinci sırayı Karadeniz, Doğu Karadeniz'de almakta. Yine yüksek ve bol yağışlı alanlardan. Yine Hakkari, Erzurum gibi alanlarda da arıcılık faaliyetlerinin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İpek böcekçiliği Bursa aklımıza gelecek hemen İpek böceğinde. Ama son yıllarda Bursa'nın yanına Diyarbakır da eklendi. Yani Diyarbakır da artık son yıllarda İpek böceğinde oldukça yoğun yapılan yerler arasına girdi arkadaşlar.